Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, imtihan dünyasında yaşıyoruz. Allah-u Teala kullarını imtihan edeceğinden bahsediyor. Peki nedir bu imtihanın içeriği, mahiyeti, konuları ve neden imtihan oluyoruz? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bu konuyu detaylı bir şekilde ele almış, bize tatmin edici cevapları da vermiştir. İlgili ayetleri okuduğumuz zaman pek çok konuda aydınlanıyoruz. Dostlar, Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İnsan Suresi 2. ayet. Biz insanı çok bileşenli döllenmiş yumurtadan yarattık. Yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. O nedenle onu dinleyen ve gören bir varlık haline getirdik. Demek ki insanın dinleyen, gören, basiret sahibi olmasının sebebi imtihan edilecek olmasıdır. Bu basiret hayvanlarda yoktur. Mesela siz elinde silahla buraya gelen birini gördüğünüz zaman endişeye kapılırsınız. Ama bir kedi endişeye kapılmaz. Onu öldürecek, onu öldürmek kastıyla gelse bile. Birisi şurada suyun içerisinde bir şey katsa o sudan şüphelenirsiniz, içmezsiniz. Ama hayvanlar şüphelenmezler. Neden? Onlar imtihanda değil ki, imtihanda olan biziz. Devam edelim. Hud suresi ayet 7. Gökleri ve yeri 6 günde yaratmış olan Allah'tır. Bunu sizi zorlu bir imtihandan geçirmek ve hanginizin daha iyi davranacağını belirlemek için yapmıştır. Demek ki dünya koskocaman bir sınıftır. Allah-u Teala da bu sınıfın en çalışkın olmamızı istiyor. Bir başka ayet-i kerime Kehf 7. Biz yeryüzündeki her şeye bir çekicilik verdik ki kimin işi daha güzel olacak diye onları yıpratıcı bir imtihandan geçirelim. Demek ki yeryüzündeki sanatsal faaliyetler, yeryüzündeki her türlü araştırma, kurcalama, meslek edinme, efendim işte her türlü doğal güzellik, bunların her birisi aslında bizim imtihan sebebimizdir. Ve herkes kendi alanında, kendini iyi gördüğü alanda ne kadar güzel amel üretecek, Allah-u Teala bunun ortaya çıkmasını istiyor. Muhammed Suresinin 31. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Şurası bir gerçek ki içinizden mücahede edenleri ve sabredenleri öğreninceye kadar, haberlerinizi ortaya çıkarıncaya kadar sizi zorlu bir imtihandan geçireceğiz. Demek ki hayat, iman, cihat ve sabırdan ibaretmiş. Nasıl sabredeceğiz? Mutlaka hayatımızda canımızın istediği günahlar vardır. Yapmakta zorlandığımız farzlar vardır. İşte bunları yerine getirirken sabır, cihat ve iman kavramları bize yol gösterecek, yardımcı olacak. Ancak bunlarla açıklanır. Mülk Suresi 2. ayet. Ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Bunlar hanginiz daha güzel iş yapacak diye sizi yıpratıcı bir imtihandan geçirmek içindir. O güçlü ve bağışlayıcıdır. Anlaşılıyor ki Allah-u Teala bu dünya hayatında hangimizin O'nun rızasını hak ettiğini ortaya çıkarmak için bizi imtihan ediyor. Dostlar, imtihan nasıl olur? Bakın nasıl. Her canlı ölümü tadacaktır. Sizi imtihan için şerle de hayırla da zor bir denemeden geçireceğiz. Sonunda huzurumuza çıkarılacaksınız. Demek ki hayırla da şerle de mutlu ya da mutsuz olduğumuz her bir şekilde Allah-u Teala bizi imtihana çekecektir. Öyleyse yani şöyle düşünün lütfen. Muhammed Aleyhisselam Mekke'de bir hayli zorluk çekti. İşte aç kaldı, savaşlara katılmak zorunda kaldı, sevdikleri öldürüldü. Ama öte yandan Süleyman Aleyhisselam'a bakıyorsunuz. Kral oğlu kral. Babası da kendisi de. Hani zenginlik üzerine zenginliği var. Hangisinin imtihanı daha iyiydi? El cevap ikisi de aynıydı. Çünkü her bir imtihan sahibinin, imtihan edilenin mutlaka zorlandığı, sıkıştığı, Allah'ın rızası mı, kendi nefsi arzularını mı, işte bu yol ayrımına getirir Allah-u Teala, orada her birimizi dener. İmtihandan istisna hiçbir kul yoktur. Tıpkı ölümden istisna hiçbir kulun olmadığı gibi. Zaten aynı ayette geliyor. Hepiniz öleceksiniz. Her canlının tadacaktır ama her canlının tadacağı başka şeyler de var. Hayır ve şerle de imtihan edilmektir. Bu imtihanda başarılı olmamız gerekir. Bu bizim elimizdedir. Neyle imtihan olacağız? Bakın Allah-u Teala onu da söylüyor. Bakara Suresi ayet 155. Sizin mutlaka korku ve açlık türünden bir şeyle, mal, can ve ürünlerden eksiltmeyle yıpratıcı bir imtihana sokacağız. Sen sabredenlere, duruşunu bozmayanlara müjdeler ver. Korku ile imtihan olunmak nedir? Orada onu söylersen İnsanların güvenini kaybedebilirsin. İnsanların teveccühünü kaybedebilirsin. İtibarını kaybedebilirsin. Ama öte yandan söylemen de lazım. Dedik ya, Allah-u Teala'nın imtihandan istisna ettiği hiçbir kul yoktur. Öyle bir an gelir, öyle bir zaman gelir ki hepimiz sadece Allah'la baş başa kaldığımız bir anda acaba doğruyu mu yapacak, nefsinin peşinden mi gidecek? Bu yol ayrımına mutlaka insanlar gelecektir ve bu hayat böyle imtihanlardan ibarettir. Devam edelim. Ali İmran Suresi 186. ayet. Mallarınız ve canlarınız konusunda yıpratıcı bir imtihandan geçirileceğiniz kesindir. Hatırlayın lütfen.
Korona salgını oldu. Pek çok şirket kapattı. Pek çok insan zarar etti. Pek çok insan kâr etti. O bitti, deprem oldu. E bunlar bitmeyecek ki. Dünyanın sonuna kadar bütün bu dünya denen bu gezegen, bu yer küre dediğimiz gezegen durana kadar, Allah tarafından durdurana kadar, yani kıyamet kopana kadar içinde insan var olduğu müddetçe mutlaka bir imtihan sahası olarak dönmeye devam edecek, hayat sürmeye devam edecek. Dünyanın çeşitli yerlerinde çeşitli insanlar farklı farklı imtihanlarla denemeden geçiyor. Mal ve canla denenmek nedir? Bakın etrafınızdaki insanların çoğu aslında ölmüş durumda. Şöyle bir soru soralım. Yerin altındakiler mi daha fazla, yerin üstündekiler mi daha fazla? Altındakiler daha fazla. Sevdiklerimizi kaybediyoruz, mallarımızı kaybediyoruz. Aynaya her baktığınızda mutlaka fark etmişsinizdir, gençliğinizi de kaybediyorsunuz. Demek ki imtihan dünyası insanı bir hayli yıpratıyor. Mallardan ve canlardan da imtihan olunacağımız söyleniyor. Öyleyse başınıza bir felaket geldiği zaman, eğer kabahatiniz yoksa, sizin hiçbir kabahatiniz yoksa, bu Allah'tan gelen bir imtihandır deyip sabretmek gerekiyor. Aklın ve dinin gerektirdiği doğru neyse onu yapmak gerekiyor. Sizin imtihan dediğiniz şey basit olmaz. Meyvenin özü sıkılınca ortaya çıkar. İnsanın özü de dertler ve sıkıntılarla yoğrulunca açığa çıkar. Bu yüzden Allah-u Teala İmran suresinde böyle söylüyor. Müşriklerden ve ehli kitaptan çok sayıda üzücü söz işleyeceksiniz. Eğer kendinizi koruyarak sabrederseniz bilin ki bunlar kararlılık gerektiren şeylerdir. Kendini korumak nedir? Bu buradaki manasıyla takvalı olmak yani ona dönüşmemek. İnsanın bir tanımı da canavarla mücadele ederken canavara dönüşmemek. Ahlaksızla mücadele ederken ahlaksıza dönüşmemek. Katille mücadele ederken katil olmamak. Burada seni inciten, senin dinine söven, sana söven insanlar olduğu zaman eğer sen de onlara onun gibi cevap verirsen her ne kadar haklı bile olsan günün sonunda onun bir benzeri olmuş oluyorsun. Allah kendinizi koruyun diyor. Onlara anlıyoruz ya şu laf doğru değil aslında. İşte ona onun anladığı dilden. Anladığı dilden değil. Allah'ın razı olduğu dilden cevap vermemiz gerekiyor. Devam edelim. Fecr suresi 15-16. İnsan bu. Rabbi onu yıpratıcı bir imtihana sokar, ikram eder ve nimet verirse der ki Rabbim bana verdi. Ama onu yıpratıcı bir imtihana sokar, rızkını daraltırsa bu sefer der ki Rabbim beni rezil etti. Halbuki her iki durumda Allah'tan gelen imtihandır. Allah bizi birbirimize deneyecektir. Bakın ne diyor Allah? Furkan suresi ayet 20. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَسْبِرُونَ Sizi birbirinize imtihan vesilesi kıldık, imtihan kıldık. Sabredebilecek misiniz diyor Allah-u Teala. Senin Rabbin daima görür. İddialarımızla Allah bizi imtihan eder. Çok ilginç değil mi? Nasıl yani Allah bizi iddiamızla imtihan eder? Bakın nasıl. İnsanlar sadece inanıp güvendik dediklerinde zorlu bir imtihandan geçirilmeden kendi hallerine bırakılacaklarını mı sandılar? اَحَسِبَنْ نَاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İman ettik denilince bırakılıvereceğinizi mi zannettiniz? Hayır. Müslümansan iş bitmiştir. İman ettiysen tamam iş bir. Hayır iş daha yeni başlamıştır. Ne diyor Allah? Biz kendilerinden öncekileri de zorlu imtihanlardan geçirdik. Allah özü sözü doğru olanları elbette bilecektir. Yalancı olanları da bilecektir. Allah-u Teala bizi aynı zamanda kabiliyetlerimizle imtihan eder. Bu topraklarda sizi öncekilerin yerine geçiren O'dur. Kiminizi kiminizden kat kat üstün kılmıştır ki size verdikleriyle sizi imtihan etsin. Rabbinin cezası çabuk olur. O çok bağışlar, ikramı boldur. Demek ki Allah-u Teala bizi kabiliyetlerimizle, bilgimizle, yeteneğimizle imtihan ediyormuş. Yani hangi insanda bir üstün kabiliyet görebiliyorsan falan işi iyi yapıyor. O onun imtihan vesilesidir. Bakalım o becerisini Allah'ı razı etmek adına nerede kullanacak? Bakalım o becerisini acaba zalimlerle işbirliği yapmak için mi kullanacak? Mazlumlara yardım etmek için mi kullanacak? Yani mesela ne geliyor benim ilk aklıma? Çok sayıda yabancı dil bilen, bir yabancı dil çok iyi konuşan dostlarımız, kardeşlerimiz. Acaba Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını bildikleri dilde insanlara ulaştırıyorlar mı? Acaba yeryüzünün mazlum olan insanlarını bildikleri dilde tanıtıp onlar için propaganda, tebliğ yapıyorlar mı? Reklam yapıyorlar mı? Onların sesleri olabiliyorlar mı? Bu ve bunun gibi pek çok alanda Allah bizi deneyecektir. Falan dili mi biliyorsun? O dilde Allah'ın ayetlerini tebliğ ettin mi? Yeryüzüne zulme uğrayan insanların bu mazlumiyetlerini, bu hani kısılmak istenen seslerini o dilde insanlara duyurdun mu? Senin içinde bulunmuş olduğun coğrafyada, yerde, yeryüzünün herhangi bir yerinde herhangi bir sahtekarlık, aldatma, kandırma var da sen bildiğin o dili diğer insanlara da uyardın. İşte budur imtihan meselesi. Allah size çok dil bildiğiniz için değil,
o dili nerede kullanıyorsanız ona göre imtihan, ona göre not verecektir. Çünkü o bir araçtır. Amaç insanlara Allah'ın ayetini, Allah'ın davetini, Allah'ın dinini ulaştırmaktır. Bu görevi ne kadar yerine getirin, işte önemli olan budur. Bunu başka alanlara da şey yapabiliriz, yani işte yorabiliriz. Mesela çok iyi falan meslektensin, çok iyi filan meslektensin. O meslekte acaba insanlığa faydalı olma adına ne ortaya koyabilirim? Ve bunu Allah rızası için yaptın mı? Yani bu noktada şundan emin olun lütfen. Herkesin Allah'ın dini için yapabileceği bir şeyler vardır. Herkesin ortaya çıkarabileceği, biraz kurcalasa, biraz üzerine eğilse mutlaka bilebileceği, görebileceği, insanlara da anlatması gereken hakikatler vardır. Yaşaması gereken hakikatler vardır. Bir şekilde Allah-u Teala bizi imtihan edecektir ve hiçbirimiz bu imtihandan istisna değiliz. Allah'ın elçileri de dahil. Devam edelim. Toplumsal hadiselerle, doğal afetlerle Allah-u Teala sürekli değişen gündemle bizi imtihan eder. Onları yeryüzünde topluluklara böldük. İçlerinden iyiler olduğu gibi iyi olmayanlar da vardır. Belki dönerler diye onları hem iyiler hem de kötülüklerle imtihan ettik. Allah-u Teala insana kötülük yapar mı? Hayır, yapmaz. Ama sen göl yatağına ev yaparsan evin yıkılır. Bu senin kendi kendine yaptığın bir haksızlıktır. Bu yüzden Allah şöyle buyurur. İnne Allahe la yazlimûne nâse şey'e. Allah insanlara hiçbir şeyde, hiçbir şekilde zulmetmez. Velâkinne nâse enfusehum yazlimûn. Ancak insanlar kendi kendilerine zulmederler. Sen dere yatağına ev yaparsan bu yıkılır. Deprem bölgesine dayanıksız ev yaparsan, malzemeden çalarsan bu yıkılır. Allah'ım niye böyle oldu? O da sana soruyor. Niye böyle oldu diye. Devam edelim. Bir başka ayet. Öncekilerin başlarına gelenlerin bir benzeri sizin başınıza gelmeden cennete girebileceğinizi mi hesap ediyorsunuz? Onlar maddi sıkıntılara, bedensel sıkıntılara uğramış ve öylesine sarsılmışlardı ki Allah'ın elçisi ve beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman diyecek hale gelmişlerdi. Bilin ki Allah'ın yardımı yakındır ama önce imtihan vardır. Yani dikkat edin. Basit bir yemek yemek için bile pazardan aldığınız şeyleri yıkamanız gerekiyor, soymanız, temizlemeniz, pişirmeniz belli bir süreç gerekiyor. Dil öğrenmek için, kilo vermek için, tahsilinizi sürdürmek için, bir işte başarılı olabilmeniz için, bir kazı çalışması için, tarlayı ekmek için, yeryüzünde sürece bağlı olmayan hiçbir şey yoktur. Ancak bu sürecin sonunda olumlu ve olumsuz neticeler elde edilir. Allah-u Teala bu ayette buna dikkat çekiyor. Bilin ki Allah'ın yardımı yakındır. Kimlere? Sabredenlere elbette. Musa belirlediğimiz gün için halkından 70 tane adam seçti. Bunlar bir depremle sarsılınca dedi ki Rabbim tercihe yapsaydın onları beni de yok ederdin. Etkisiz hale getirdin. Aramızdaki akılsızların yaptıkları yüzünden bizi yok mu edeceksin? Bu senin imtihanından başka bir şey değildir. Gördüğünüz gibi doğal afetler Kur'an-ı Kerim'de imtihan olarak nitelendirilmiştir. İmtihan demek kötü bir şey değildir. Efendim deprem olacak, öleceğiz, katlanmamız lazım. Deprem olacak, perişan olacağız, katlanmamız. Hayır, bu o değil. Deprem yeryüzü hareketidir. İnsanlık yokken de oluyordu. Bugün insanlığı yeryüzünden kaldırsak yine olmaya devam edecek. Deprem insan öldürmesi için olmuyor. O yer hareketi, o normal. Bunun imtihan olan boyutu, sen bu yeryüzünde deprem gerçeğine, su gerçeğine, sel gerçeğine, çığ gerçeğine veyahut da farklı doğa gerçeklerine karşı nasıl davrandın, nasıl tedbir aldın? Efendim işte özellikle en çok artık zihnimize ilk gelen nedir? Malzemeden çalmışlar. Malzemeden çaldın mı? Vesaire şeyler. Bunlar işin imtihan boyutunu burası oluşturuyor. Allah-u Teala bizi savaşla da imtihan edecektir. İstemesek bile toplumlar bazen savaşabiliyorlar. Bakın ne diyor? Onlar size yukarıdan ve aşağıdan gelmişlerdi. Gözler yuvalarından fırlamış, yürekler ağza gelmişti. Allah hakkında farklı farklı düşüncelere dalmıştınız. İşte orada inananlar denenmiş ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmışlardı. Demek ki sarsıntı sadece deprem gibi değil, psikolojik sarsıntı, toplumsal sarsıntı da olabiliyormuş. Bütün bunlardan anlıyoruz ki Allah-u Teala bizi her şekilde mutlaka ömrümüzün belli yerlerinde mutlaka ama mutlaka deneyecektir. Sonuç nedir? Pek çok ayette Allah-u Teala buyuruyor ki sabredenlere müjdeler ver. Arkadaşlar Allah'ın cennetine girmek kolay değildir ama imkansız da değildir. İmkansız da değildir. İnsanlar sabırlarına oranla, imanlarına oranla, Allah'a olan güvenlerine oranla, yapmış oldukları cihada, gayrete oranla Allah-u Teala'nın rızasına çok rahat kavuşabilirler. Dünya hayatında olduğumuz için adaletin %100 gerçekleşmesini beklemeyelim. Ektiğimiz her şeyin meyvesini hemen yiyecekmiş gibi beklemeyelim.
Nitekim pek çok ayette Allah şöyle buyuruyor. Onlara amellerinin ücreti kıyamet günü tam olarak verilir. Yuvaffevne ucurahum diyor. Ücretleri tam olarak verilir. Demek ki bu dünya adaletin, mükafatın tam olarak tecelli ettiği bir yer değil. Burası imtihan yeridir. Yani sınıfta imtihan esnasında bir okulda tembeller çalışkanlar ayrılmaz. O sınav kağıtları okununca ortaya çıkar. İşte bizim de amel defterlerimiz okununca hakkımızdaki not verilince gerçek açığa çıkacaktır. Allah-u Teala bizi imtihanı kazanan kullarından etsin. Allah-u Teala bizi cennetine dahil etsin. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.